Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Yunanistan Amerika Birleşik Devletleri'ne sığındı. Kıymetli takipçilerimiz, Türkiye'nin İHA'ları Ege'deki varlığını Yunanistan'ı panikletti. Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin ABD'de MQ-9 tipi İHA almak amacıyla harekete geçeceği ifade edildi. Yunanistan Devleti'nin Ege adasına Türkiye'den Yunanistan devletinin adasına Türkiye'nin insansız hava araçlarını bloke edecek bir sistemi yerleştirmeyi planladığı ileri sürüldü. Yapılan bazı habere göre Türkiye'ye ait bayraklar TB2 SİHA'ların Ege'deki vallığı Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'ni harekete geçirdi. Yunanistan Devleti'nin temin ettiği anti-dron sistemleri 2022 yazında Yunanistan Fır Hattı'nı uçuş bilgi bölgesini korumak amacıyla Ege ve Doğu Akdeniz'in bir kısmına yerleşiyor. Yunanistan Fır Hattı'na girecek İHA'ları tespit edecek bu sistem elektronik bir kalkan yaparak kullanıcının İHA üzerindeki kontrolünü kaybetmesine sebep olacaktır diyerek bir açıklama yaptı. Yunanistan Hava Kuvvetleri ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nden MQ-9 tipi İHA almak amacıyla harekete geçiyor. İlgili birimlerin onaylaması halinde yapılacak 3 adet MQ-9 tipi İHA, 2 kontrol istasyonu almak amacıyla yaklaşık 350 milyon avro ödemesi öngörülüyor. Yunanistan Genel Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamasında ülkesinin kiralama yöntemiyle İsrail'den edindiği 2 adet Heron tipi İHA'ya 3 tane daha ekleme talebini görüşmek amacıyla bu hafta içerisinde İsrail'i ziyaret etmesi planları. Kıymeti takipçilerimiz gördüğünüz gibi Bayraktar TB2 siyalarımız önce Suriye'de, akabinde Irak'ta, Azerbaycan'da, Libya'da, Ukrayna devletinden hemen sonra şimdi de Yunanistan'ı titretmeye başladı. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar Bayraktar TB2 siyalarımızdan kaçış kesinlikle yoktur. Bir videomuzun daha sonuna geldik. İlerleyen saatlerde buluşmak ümidiyle.